Merhaba arkadaşlar, ben Canan. Bugün sizlere falafel tarifi vereceğim. Nohut köftesi de deniyor. Çok lezzetli bir tarif. Biz yanına genellikle böyle humus ya da işte tahin sos yapıyoruz. Hatta ikisini birden yapıyorum ben ki ikisi de çok yakışıyor. Böyle lavaş ekmeğine işte humus sürüp üzerine falafel koyup üzerine de yaptığımız tahin sosu gezdirdikten sonra çok güzel sandviç olarak da yiyebilirsiniz. Ya da yemeğin yanına da yiyebilirsiniz. Yapılışı zaten o kadar kolay ki. Şimdi hemen malzemelerimize geçersek. 2 su bardağı nohut kullanacağız. Nohutları ben bir gece önceden suya koyuyorum. Ertesi günde suyunu süzdükten sonra bir tepsiye kağıt havlu serip üzerine alıyorum ve suyunu böyle bir saate yakın çekmesini bekliyorum. Yani nohutlarımızı pişirmeyeceğiz bu tarif için. Onun dışında bir küçük boy soğan, 3-4 diş sarımsak, yarım su bardağı kadar maydanoz, 2 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, susam ve kabartma tozu kullanacağız. Şimdi hemen yapılışına da geçersek, nohutlarımızı robotumuzun içine alıyoruz. Üzerine soğan, sarımsak, maydanoz, tuz, kimyon, kırmızı toz biber ve unumuzu ekledikten sonra robotumuzu çalıştırmaya başlıyoruz. Robotumuzu ara ara durdurup duvarlarına yapışan nohutları kaşıkla sıyırdıktan sonra çalıştırmaya devam ediyoruz. Nohutlar tamamen ezilip bütün malzemeler karıştıktan sonra tadını kontrol edip gerekirse baharatlardan eklemeler yapıyoruz. Ben birazcık tuz ve kırmızı toz biber ekledim. Tüm malzemelerin macun kıvamına geldiğinden emin oluncaya kadar robotumu çalıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yaptığımız falafel harcını bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine susamla kabartma tozunu ekleyip kaşıkla karıştırıyorum. Şimdi yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim yaptığımız harcı. Bunun sebebi de kabartma tozu birazcık etkileşsin ve kullandığımız baharatların lezzeti de güzelce falafelimize işlesin diye. Bu sırada da artık sosumuzu hazırlayabiliriz. Sos için malzemelerimiz ise 1 su bardağı yoğurt, çeyrek su bardağı tahin, 2 yemek kaşığı limon ve sarımsak kullanacağız. Yoğurdumuzun üzerine tahinimizi aldıktan sonra limon suyunu da koyup onun üzerine de sarımsağı ekledikten sonra karıştırıyoruz. Aslında sosumuz bu kadar. Şimdi artık falafellerimizi hazırlayacağız. Buzdolabından çıkardığımız harcımızdan bir kaşık yardımıyla parçalar alıp elimle yuvarlayarak falafel şeklini veriyorum. Zaten şekil verirken de göreceksiniz, harç böyle puf puf olmuş oluyor. Tüm harcım bitene kadar tek tek kaşık yardımıyla parçalar alıp elimle yuvarladıktan sonra tabağa diziyorum ve şimdi artık kızartmaya başlayacağım. Bir tencerenin içerisine sıvı yağımı alıp yağım kızana kadar bekliyorum. Yağım kızdıktan sonra yaptığım bu falafel toplarından içerisine bırakarak her tarafını güzelce pembeleşene kadar kızarmasını sağlıyorum. Tüm falafellerimi bu şekilde kızarttıktan sonra fazla yağını alması için bir kağıt havlunun üzerine alıyorum. Aslında bu kadar hazır olmuş oluyor. Ondan sonra bir tabağa alacağız. Yanına sosumuzu koyup tadına bakacağız. Falafellerimiz hazır. Dediğim gibi yanına humus da çok yakışıyor. Daha önce kuru domatesli humus tarifi vermiştim. Eğer bu tarifi yaparsanız yanına onu da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şimdi hemen tadına bakacağım. Böyle şekilleri yuvarlak, yani bildiğimiz falafel şekli sosa batırıp yiyeceğim. Çok güzel. Çok lezzetli olmuş. Sos gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.